Bağlantımızı da hemen yapalım. Evet, Enver Ataallah yayınımızda. Sağlık Bakanlığı yetkilisi Gazze'de. Gazze'nin vurulduğu görüntülerini az önce aktarıyorduk. Şimdi Enver Bey'e soracağız. Enver Bey, ne aktaracaksınız bize? Son durum nedir orada? Ne aktaracağım, nereden başlayacağım bilemiyorum gerçekten. Yani dün ve bugün Türk Dostluk Hastanesi vuruldu. Belki günde burada Fatih Sultan Mehmet Camii de vuruldu Beklaya köyünde. Demek ki Sayın Erdoğan'ın konuşmasından sonra burada Türkiye ile ilgili herhangi bir şey varsa onu silmek istiyorlar zannediyorum. Böyle bilerek onu da yapıyorlar. Tabii ki hastaneler vuruyorlar. Bugün de Endonezya Hastanesi de vuruldu. Dün de Kudüs Hastanesi etrafı da vuruldu. Bugün de Şifa Hastanesi'nin etrafına da tehdit edilmiştir. Her gün yani birkaç gün önce de size hatırlatmak istiyorum. Bir iletişim tamamen kesilmiştir. O gecede gerçekten çok 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 zor bir geceydi. Her dakikada bir patlama sesi, bir patlama bir patlama sesi vardı. Şu anda gerçekten yani ben Birinci Dünya Savaşı'nda, İkinci Dünya Savaşı'nda ve Bosna Hersek'te burada benim arkadaşım var. Bosna Hersek mezunu, oradan mezun olmuştu. Kendisi doktor. Bosna Hersek olayları da yaşamıştır. O da bana diyor ki o olaylarda buradaki olaylardan kat kat daha azdı. Yani buradaki evet. Olaylar daha çok fazla. Halbuki herkes de onu biliyordu yani 92'lerde. Efendim buyurun. Ben daha o zaman somut sorayım. Çok haklısınız. Nereden başlayayım diyorsunuz. 24 gündür süren korkunç bir şey var. Nereden başlayacağını insan bilemez. Şu an nasıl bir yerdesiniz? Gazze'deki durumu öğrenmek istiyoruz. Nasıl bir geceye hazırlanıyorsunuz? Birkaç gün önce internet kesilmişti. Elon Musk'ın Starlink uyduları Gazze'ye yayın sağladılar. Nasıl bir geceye hazırlanıyorsunuz? Oradaki havayı bize, durumu bir tarif edebilir misiniz? Nasıl bir hava hazırlanıyor? Şu anda arkadaşlar toplanıyorlar. İşte bir yani biz genelde 24 saat toplantıdayız. Yani ne yapacağız, ne edeceğiz, ne yaptık, değerlendiriyoruz. Milletimiz ne oldu? Şu anda Şifa Hastanesi'ne en az yani o dün yaklaşık 60 bin kişi vardı Şifa Hastanesi'nde. Sığınmış insanlar. Şu anda yani 10 bin kişi daha geldi. Tamam şu anda yani Arafa gününde herhangi bir çarşıda nasıl o kadar kalabalık? Şifa Hastanesi o kadarından daha fazla kalabalık. Şu anda yani bir insan bile sığmaz. Yani böyle yürüyemiyoruz. Onu halletmeye çalışıyoruz şu anda. Onlara da yemek veriyoruz. Yemek demirtmeye çalışıyoruz. Gıdaya demirtmeye çalışıyoruz. Çöpleri toplamaya çalışıyoruz. Yani 10 bin kişi hastanenize sığındı. Nasıl olacak? Değil. 10 bin kişi daha fazla yani. Dün 60 bin kişi, bugün 70 bin kişi oldu. 70 bin kişi hastanenize sığındı. Evet. Anlayarak gitmek istiyor. 70 bin kişi evet. Sadece hastalar değil Enver Bey. Ben de bir şey yapayım. Daha net anlaşılsın. İnternet bağlantısı biraz sorunlu. 70 bin kişi hastaneye sığınıyor. Evet. Bunların içerisinde sadece yaralılar yok. Çoluk çocuk, gıda yardımı yapmanız gerekiyor. Su vermeniz gerekiyor. Evet, uyutmanız gerekiyor. Doğru mu anlıyoruz? Evet. %100 doğrudur. Onun içerisinde karşılamaya çalışıyoruz. Aynı zamanda yaralarımız vardır. Dün ablamın evi saldırılmıştır. Ablamın kocası, çocuğu, kızı, torunları hepsini 9 şehit verdik. Benim kuzenimin hanımı saat 5'ten 9'a 10'a kadar onu arıyorduk. Yani nerede, nasıl oldu ondan sonra. Çünkü yani tamamen vücudu böyle şey yapmış. Şu anda yoğun bakımda ama gerçekten çok zor durumdadır. Durum gerçekten, benim amcaoğlum da bacağı da kesildi. Geçen hafta bugüne kadar ikinci ameliyat, bir temizleme ameliyati yaptıramadık. Gerçekten bu durumu böyle yaşıyoruz. İletişim de kesildiği zaman ben size küçük bir yani insani drama yaşadığımız, gördüğümüz bir hikaye anlatmak istiyorum. Tam saat 5'te bir aile yemek yerken onların komşusunun evi bombalandı. Onların evi de yıkıldı. Tabii ki orada şehitler vardır. Yani 4-5 kardeş, herkesin bir dairesi vardır. Bir kardeş hanımıyla beraber yemek yiyordular. İki tane kızı vardır. Bu adam yaralandı, hanımı da yaralandı, bir kızı da yaralandı, bir kızı da şehit oldu. Şu anda dördü bir yani ayrı ayrı geldiler hastaneye. Şimdi saat 7:30 doğru hanımefendi uyandı, tedavini gördü, hafif yaralanmış. Onu bildi, yani bir şehit kızı var. Tamam, teslim etti. Kocası da iyi durumda.
İkinci kız nerede, ne oldu ona? İşte o zaman orada, o zaman hiç iletişim yoktu. Gidiş yani hareket etmek mümkün değildi. Arabayla gidip gelmek gerçekten mümkün değildi. Saat 7'den ertesi gün saat 6'ya kadar kızını, hem şehit kızını ağlıyordu, hem de aynı zamanda kaybolan kızını arıyordu hastanede. 60 bin kişi arasında kızımı gördünüz mü? Tabii neresin var, ne bilmem ne var, ne kameralarda çalışıyor. Onları da hamdolsun ertesi gün de saat 6'da onun halisi, kızın halisi almış. Yani tedavi gördükten sonra başka bir yabancı evine gitmişler. Orada kalmışlar o gece. Tabii ki gece boyunca o kız annesini babasını da ağlıyor. Siz böyle bir düşünün. Yani kusura bakmayın, böyle bir yazar varsa bu anlattığım hikaye hakkında büyük bir film de yapabilir. Hatırlarsanız belki 90'larda bir çete böyle komedi bir film yapmıştı. Baby Day Out diye bir çocuk kaçırmışlar. Ondan bir, şimdi bir gerçek hikaye bana anlatıyorum. Onu bir hanımefendi saat 7'den akşam ertesi gün saat 6'ya kadar hep dolaşıyordu. Deli gibi dolaşıyordu. Hem şehit kızını ağlıyordu, hem de korkunç kaybolan hikayeler, kızını arıyordu. Biz düşünebiliyor musunuz? Yani durum, yani her yani ölen veya şehit olan çocuğun arkasında bir çocukluk rüyası, evet, hayali vardı. Yani çocukluk hikayesi vardı. Büyüyünce ne olacağım, nasıl olacağım, ne yapacağım? Onlar, evet, hepsini kırıldı. Şu tarifi imkansız acılar. Şu anda 4000 çocuk öldürülmüştür. Onların arkadaşları da vardı. Onları anlayışlar anlatılmaz. Bu çocuklar nasıl hayatını devam edecekler? Nasıl güzel bir hayat yapacaklar? Nasıl? Yani onlar, ben gerçekten bilemiyorum, anlatamıyorum. Aynı zamanda gerçekten bugün, yani biz burada hastaneden tam 36 saat yemek yemedik. Biliyor musunuz? Evet. Tam 36 saat yemek yemedik. Tamam. Neden? Çünkü biz olduğunuz, yani ne kadar varsa onu işi böyle yiyoruz. Biz böyle bir kadar, bu kadar ekmekle yetiştiriyor. Yani böyle kendimizi, evet, yani sadece ayakta durabilmek için öyle bir şey yapıyoruz. Dün, yani bugün burada hastanede biz toplantıdaydık. Sabah namazı okundu. Ezan okundu. Biz sabah hadi namaz kıralım diye ben ilk tuvalete girdim. Baktım su yok. Abdest alacak bir su yok. Evet Enver Bey. Anlatabiliyor muyum? Yani anlamaya çalışıyoruz. Yaşıyorum. Bu durumu biz yaşıyoruz. Aynı zamanda İsrail'e her türlü yardımlar geliyor. Her türlü destekler geliyor. Ve onlar şimdi, onlar diyorlar ki, ben kusura bakmayın. Onlar diyorlar ki şu Hamas-İsrail çatışması. Peki. Batı şehirde Hamas yok. Neden orada çatışma yapıyorlar? Neden herkesi vuruyorlar? Peki. Şimdi birkaç gün önce Amerika Birleşik Devletleri Biden demiş ki Gazze'liler büyük bir rakam, abartıyor. Biliyorsunuz bizde bir atası var. Yalancı insan, herkes yalancı zannediyor. Onlar yalancı oldukları için bizi de yalancı zannediyorlar. Dünya görüyor Enver Bey. Onlar abartıyorlar. Enver Bey. Güvenmiyoruz demiş. Evet. Evet, dünya görüyor. Kimin yalancı olduğunu dünya görüyor. Son sözünüzü de alayım mı? Sesiniz çok iyi gelmiyordu o yüzden. Açıklama yaptık ve gerçekten şehitlerin isimleri teker teker 212 sayfa ile herkese dağıttık. Evet. Dün İsrail istihbaratı diyordu. Onların arasında 55 direniş adamı vardır. Bakın 8000 kişiden 55 kişi direniş adamı. Yani her direniş adamı yanında tam 150-160 kişi sivil insanlardan öldürmüşler. Evet. Ve şimdi Netanyahu diyor ki biz hata yapabiliriz. Bu hata değil. Bunlar bilerek vuruyorlar. Çünkü milletimizi burada toplu cezalandırma yapıyorlar. Onlar savaş suçu yapıyorlar. Evet. Ve maalesef ne yazık ki 57 İslam Devleti şimdiye kadar gerçek bir icraat yapılmamıştır. Şimdi Sayın Erdoğan ve bazı Türkiye'deki partiler gerçekten bizim yanımızı durdular ve özellikle Sayın Erdoğan, Devlet Bahçeli ve diğer partiler liderleri, onlara teşekkür ediyoruz. Konuşmasından sonra hemen ne yaptılar? Oradaki diplomatik adamları çektiler ve şu anda İsrail-Türkiye ilişkileri yeniden değerlendirme yapıyorlar. Ve dün ve bugün Türk Dostluk Hastanesi'ni vuruyorlar. Evet. Yani sanki bir mesaj
göndermek Enver istiyorlar. Bey, düğün, çok teşekkür Fatih ediyorum Sultan Enver Bey. Şu an Gazze'den bir bağlantımız... diyorum. Üstad, bir bağlantımız daha var Gazze'den. Hemen oraya, siz de biliyorsunuz internet büyük problemli. Tamam. Diğer arkadaşımızı da şu an hemen bağlayacağız. Çok teşekkür ediyorum. Tamam. Yanınızdayız. Ben teşekkür ediyorum. Bütün desteğimizle yanınızdayız. Tamam. Allah yardımcınız olsun.